4 Ocak tarihinde pijamalarıyla evden o gün kaçmasına sebep olan Şerife ve İsmail'den herhangi bir ses var mı? Yani bizden taraf yok efendim. Sana ulaştılar mı? Yok, hayır. Ulaşmadılar. Sence şunu anlayamıyorum. Cuma günü kızınızla buluşacağınız için inanılmaz coşkuluydunuz. Evet. Duygunuzu da bölmek istemedim. Eyvallah. O gün dedin ki Şerife'nin eve gelmesinden çok korktum. Bu sebeple de pijama ve terlikle kaçtım. Telefon yok, kart yok, bir planlı kaçış değil. Yani doğaçlama, o anki dürtülerinle beraber aslında hareket ediyorsun. Dakikasında o telefonda sana bir şey söylüyor. Ve sen onların duyulacağı ve bilineceğinden korktuğun için içgüdüsel olarak aslında kendini koruma refleksinde kaçıyorsun. Ve Şerife eve gelirse ve babama zarar verirse de, Şerife eve gelse babana zarar verebilir miydi? Ya babama vermese de hani o an söyleyeceği şeye bağlıydı. Hani atacağı iftiraya bağlıydı. Yani bana bir iftira atmış olsaydı Esra Hanım, hani babam gelin ne tepki vereceği. Aslında baban onu duyarsa, Şerife'nin söyleyeceklerini ya da iftiralarını duyarsa sana vereceği tepkiden mi korktun? Hem bana hem karşı tarafa. Çünkü karşı taraf? Onlar yani. Onlar da sonuçta böyle bir şey söylüyor. Hani adam kendine yediremez. Onlara hani tepki gösterirdi Esra Hanım. Şerife o zaman telefonda sevgilisi İsmail'le ilgili sana bir takım yakıştırmalarda bulundu. Sen bunların ortaya çıkmasından korkup hem babandan hem Şerife'den kaçtık diyebilir miyiz? Evet, bu şekilde oldu. Bu şekilde oldu. Peki şu anda kendini her şeyi anlattıktan sonra babanın yanında güvende hissediyor musun? Evet, çok pişmanım. İlk evden kaçtığımda keşke yani geri dönüp de aynı şekilde anlatabilseydim. Ama dediğim gibi hani yine geç değil. Ne olursa olsun asla ondan hiçbir şey saklamayacağım bu saatten sonra. Hani zaten iyi, kötü her şekilde babam yanımda oluyor. Murat Bey, şimdi televizyonda yani ekranda görülen, seyircilerimizin de gördüğü öyle bir baba var ki birçok genç kız diyor ki keşke bizim babamız da Murat Baba gibi olsa. Bu çok kıymetli bir şey. Evde de böyle bir adam mısınız? Evet efendim, çocuklarım üzerine çok titreyen bir babayım. Yani her baba gibi ama ben kendimi biraz farklı görüyorum. Kız yani çocuklarıma... titremenin dışında aşırı mesela baban üzerinde bir baskı oluşturuyor mu dediğimde evet demişti. Aşırı derecede bir baskı ve otoriteden dolayı sizden çekindikleri oluyor mu? Yani niyetinde yaşadığımız şehir her kesim insandan olan bir şehir. Hı hı. Yani her şeyin olduğu bir şehir. Çocuklarım üzerine de titrediğim için geçmişte de atlattığımız badarelerden dolayı gördüğümüz olaylardan ötürü çocuklarım üzerine biraz fazlasıyla titriyorum. Yani baskıcı bir baba değilim. Her şeyi kısıtlayan bir baba değilim. Yerine göre... Ama o akşam sizden de korkmuş sevgili abi. Babam bu iftiraları ya da bu söylenenleri duyarsa bana ağır bir tepki verebilir. Aslında ben şöyle, şimdi sevgili abi biliyor, babası yalandan çok kızar. O telefonun gelmesiyle işte baba iş yerine gelen yeni bir bayan numarasını kaydedeyim diye aradı dedi. O acaba o yalana mı ben değişik bir tepki veririm korkusuyla? Bilemiyorum valla. Ona sormak lazım. Şimdi o burada. Aynı şekilde öyle. Yani bugün benim burada olmam anne babaların evlatlarına sahip çıkmayışı. Her tabii ben tenzih ediyorum. Güzel anne babaları tenzih ediyorum. Bir de evlatların anne babalarını dinlemeyişi. Yani sosyal medyada geçirdiği zamanlar onları çıkılmaz bir yola koyduğunun farkına varıyorlar sonradan ama iş işten geçmiş oluyor. Aslında gençlerimiz o yola çıkmadan önce ebeveynlerini, annelerini, babalarını haberdar etmiş olsa belki bugün benim yaşadığım bu badereyi yaşamamış olacak. Tabii ki. Yani her şey dürüstlükle efendim, her şey dürüstlükle. İsmail'le hafta sonu bir görüşme yaptınız mı? Cuma günkü yayından sonra İsmail. Hayır efendim, ben sadece aradı mı? Ben ona iki tane mesaj attım. Dedim ki özel değilse ne yazdın söyler misiniz? Tabii. Dedim ki ben sana demedim mi altından sen çıkma. Hı-hı. Sen çıktın. İki tane mesaj attım. Hı-hı. WhatsApp'tan iki tane mesaj attım. Başka da hiç mesajlarım iletildi. Görüldü mü? Yani görülmüştür büyük ihtimal. Çift tık derler ya. Hı-hı. Ondan oldu. O onu görmüştür. Hı-hı. Ben ona da zaten ilk gece, ilk saatte dedim ki bak sen böyle yanar döner dönüyorsun. Altından sen çıkma oğlum. Sen çıkarsan
Dünya ters döner. Bunu gözlerinin içine bakarak ben söyledim. Şimdi bağlansın televizyona. Bağlansın buraya. Söyledin mi, söylemedin mi? Konuştun. Beni görüyorsundur. Sen, Şerife, öbürü. Yani adınızı da anmak istemiyorum. Bir de ben topluma bunu seslenmek istiyorum. Yani biz günlerdir buraya çıkıyoruz. Ya o nasıl bir toplum ki bu insanlarla hala selamlaşıyorlar? Kim selamlaşmış onlarla? Yani toplum şu anda onunla selamlaşıyor efendim. Sokakta gezdiğine göre selamünaleyküm diyordur birilerine. Yani arkadaşlar, hiçbir genç kızımızın canı yanmasın. Hiçbir baba benim buraya çıkıp da yaptığım feryadı yapmasın. İsmail'ler çoğalmasın ya. Ben size böyle söyleyeyim. İsmail'ler çoğalmasın. Ve İsmail, yani İsmail'in nezdinde söylemiyorum. Bu tarzdaki, bu şahsiyetteki, karakterdeki insanlarla evet, diyalog kuran kişiler onların niyetlerini okuyup onlardan uzak dursunlar. Evet efendim. Hiçbir, bir de ben genç kızlara da bunları seslenmek istiyorum. Onların tehditine boyun eğmesin. Tabii ki korkular bize birçok şeyi yaptırabilir. Ama onlara boyun eğmek yerine sesimizi çıkartırsak en başta işte bu kaçmaları, göçmeleri ya da başka evet, farklı mağduriyetleri ortadan kaldırabiliriz. Evet, evet, evet. Yani emin olun, ailem hep yanımdaydı. Buradan abilerime, kardeşlerime, özellikle dayılarıma, amcalarıma, hepsine özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Canlarıyla, bedenleriyle hepsi yanımdalardı. Ben en çok da zaten o hafta sonunu onlarla, bizdelerdi. Hepsi bizde toplanmışlardı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Şanlıurfa'dan Aziz dayıma, Nuri dayıma, amcalarıma, kardeşlerime, abilerime, sevgiler, hepsi yanımızdaydı. Hepsi o korkuyu bizimle beraber yaşadı. Elhamdülillah bugün kızım alnının akıyla da döndü geldi. Çok şükür. Evet, çok şükür. Yani bugün buraya çıktığımız bunların... Şu kafeyi merak ediyorum. Bu kafe hala mevcut durumda duruyor mu? Yani çalıştıkları yeri biliyor musun? Çalıştığı yeri biliyorum. Ha, biliyorsunuz. Hala beraber çalışıyorlar. Normal hayatlarına devam, rutinlerine devam ediyorlar. Yoksa kapandı mı kafe? Bilemiyoruz, yok. Yani kafe var ama hala çalışıyor mu, içindeler mi onu bilmiyorum. Onu bilmiyorsunuz. Evet, onu bilmiyoruz efendim. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. En azından hafta sonundan bugüne kadar kafada, aile içerisinde birçok şey netleşmiş. Sizi uğurluyorum. Sağ olun. Eyvallah. Çok teşekkür ederim efendim. Saygılarımı sunuyorum. Buyurun, çok lütfen. Sağ olun. Hocam sağ olun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.